Sesinize, nefesinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizin de eşliklerinize sağlık efendim. Sağ olun. Barış Hocam az sonra daha çok katılacak. Evet, programın ilerleyen sahiplerinde. İzleyicilerimizden Alaaddin Turan diyor ki, Sayın Özçelik'in Türkçesi ve diksiyonu çok net. Seçtiği şarkılar da çok güzel diyor. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok güzel. Türk musikisinin getirdiği bir lisan olduğunu düşünüyorum. Dilimin bu şekilde olması ve tabii ki babam İsmail Özçeltik hem ses sanatçısı, Türk musikisi ses sanatçısı hem de diksiyon hocası. Onun talebesiyim. O şekilde cevap vermiş olayım, sağ olun. Biz diğer... Eserler de lafınızı buyurun, söylüyorum, buyurun. Çok affedersiniz. Eserler de, evet ben aralardan değiştirmeye çalıştım ama atamızın zevki o kadar yüceymiş ki bütün bu eserler gerçekten onun zevkinin bir ürünü. Yani aslında şarkıları dinlerken de Atatürk'ü anmış oluyoruz, evet. Değil mi? Evet. Onun sevdiği. Evet. Ne kadar zevkli olduğunu da sanat açısından da görmüş kesinlikle oluyoruz bir kez daha. Biz bu tarafa söylüyorum, sağ taraftaki cemaate söylüyorum. Berna Özçeltik'le başka bir televizyonda konuk aldığımız zaman İsmail Bey de vardı, babası. O zaman demiştim, ilk tanıştığımız zaman, bir genç insan olarak dili niye Osmanlıca bu kadar diye sormuştum. Ama şimdi Türk sanat müziğiyle, musikisiyle uğraşınca zaten her mesela siyaset biliminin, eğitimin, tıbbın dili nasıl farklıysa sanatın dili de öyle. İnsan ister istemez o genç yaşta işte demin ne demişti? Sebebi hayatım. Evet. Yani yaşamamın nedeni öyle değil mi? İstersen cevabı sen ver. Evet, kesinlikle. Bu arada icra ettiğimiz eser Tatyos Efendi'nin bir eseriydi. Güfteyi de aslında çok fazla anlaşılmaz kelime yok ama böyle bir kısa üzerinden geçmek istiyorum. Ve bu eserle ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Bilinenin aksine çok fazla icra ediliyor evet bu eser ama Gamze'deyim deva bulmam olarak icra ediliyor. Doğrusu benim de bir Ege Üniversitesi'nden bir hocamın bana naklettiği üzere Gamze'deyim. Öyle icra etmeye çalıştım. Evet, burada da bir farkındalık uyandırmaya çalışalım. Gamze değil, Gamze'de. Gamze'de, evet. Felaket Zede evet gibi. Gamze'de. Evet, evet, o Gamze'de buradaki de. Zaten öbür türlü düşününce yani buradaki Gamze, Gamze'deyim. Ya bu ne demek değil mi? Soruyorsun, evet. Sonra anlamayınca hadi geçkisine geç. Gelir. Evet, evet. Ve sözlerin devamında... Garibim bir yuva kurmam, hepimizin anladığı üzere. Kaderimdir hep çektiren, inlerim hiç reha bulmam. Buradaki reha da kurtuluş, kurtulma anlamı taşıyor. Elem beni terk etmiyor, elemi hepimiz biliyoruz, sıkıntı, dert. Hiç de fasıla vermiyor, hiç de ara vermiyor. Nihayetsiz bu takibe, doğrusu takat yetmiyor. Çok güzel bir güfte, çok güzel bir beste ve atamızın yine... Eşsiz zevki değil. Reha kurtuluş demek mi? Evet, kurtulma. Yani bizim reha muhtar meğerse kurtuluş muhtarmış. Değil mi? Biz reha'ya ne yapıyorsa şimdi reha'ya selam olsun buradan. Aslında tam reha'nın dönemi, onun yaptığı haberciliğe uygun bir dönem bu dönem. Bir gün buradan da çağrıda bulunayım reha muhtara. Gelip izliyorsa, duyarsa gelsin bir bugünkü medyayı, o günkü medyayı, haberciliği de konuşalım. Şimdi Berna Özçeltik bu açıklamayı yapınca Barış Hocam ve sevgili Melike, geçen hafta ben gazetede Yahya Kemal'in ölüm yıl dönümüyle ilgili alıntılar yaptım. Sonra internette tararken Yahya Kemal'in kendi sesinden diye bir yer gördüm, tıkladım. Yani ben sanatla çok yakın bir insan değilim ama araştırdığım zaman her şey alanımıza giriyor. Abi baktım kendisi bizim bildiğimiz şarkılaşan şiirlerini farklı söylemiş. Mesela biz şarkıda efsunlu diyoruz. Kendi sesinden, şimdi izleyicilerimiz tıklasın baksın, her yerde, bütün metinlerde efsunlu diye yazıya öyle geçmiş. Münir Nurettin Selçuk bile şarkı olarak söylerken efsunlu diyor. Ama Yahya Kemal Beyatlı kendi sesinde esrarlı diyor. Şimdi esrarlı demek gizemli demek. Efsunlu demek, büyülü demek. Farklı bir şey. Birkaç izleyicimiz de ya yılın buluşunu mu yaptın Hulki Bey diyor. Şimdi şöyle,
Evet, yılın buluşu edebiyatta intihal, çalıntı o açıdan da çok önemli. Aynı anlama gelmiyor iki kelime. Aynı anlama gelse bile şair böyle yazmış, o çok önemli. Yani şair o kelimeyi değil, öteki kelimeyi seçebilir. Bunu seçmiş. Şimdi bundan sonra başka ifadeler de geldi. Yahya Kemal'in mesela, siz araştırın bence. Şiirlerini kim dönüştürdüyse, hem şarkıda hem düz metin olarak farklı kelimeler var. Ya kendi sesinden farklı şey söylüyor. Bunun nedeni ne ki? Yani Türk musikisinde bazı eşleştirmeler vardır. Güfte ve beste ilişkisi deriz. Bazı güftekarlar, bazı şairler, bazı bestekarlarla artık özdeşleşmiştir musikimizde. Yahya Kemal Bayatlı'yla da Münir Nurettin Selçuk birlikteliği vardır. Bu evet dikkatimi çekti. Ben de araştıracağım. Şarkı haline dönüştürürken olabilir belki yani, ama düz metinde niye değişmiş bu? Evet. Ya bir dönem sanırsam şimdi, bununla ilgili kontrol mekanizmaları zayıftı ve şairler, yazarlar haklarını koruyamıyorlardı. Evet. Ben bununla ilgili çok ilginç bir şey öğrendim. Biraz değişik bir alanda ama yine bu konuyla bağlanıyor. Georges Perec diye bir adam var. Fransız bir yazar. Kayboluş isimli bir roman yazıyor. Romanın özelliği içinde hiç E harfinin olmaması. Hiç E yok. 57 bin iki kelime var. Bir tane E yok. Ki Fransızca'da en çok kullanılan tabii sestir. Bir tane E yok. Bu kitap İngilizce'den Almanca'ya, Japonca'dan Türkçe'ye birçok dile çevriliyor. Türkçedeki çevirisinde çevirmen sonunu beğenmediği için 5 bölüm ekliyor. 5 bölüm. Ve onda da E yok ama. O zaman intihal kanunu orada da yokmuş demek ki hocam, değil mi? Evet, demek ki eskiden böyle bir alan yaratılmış herhalde. Böyle bir özgürlük mü vardı? Yahya Kemal'inkini değiştir, Georges Perec'inkini bölüm ekle. Neyse ki şimdi biraz daha sıkı kontrol hani altında. Şimdi Atatürk'e döneceğiz ama hani biraz da çeşit katıyoruz. Şimdi Yahya Kemal Beyatlı'nın Aziz İstanbul şiirinde, ikinci dörtlüğünde diyor ki, nice revnaklı şehirler görünür dünyada. Revnaklı deyince de benim aklıma önce şey geliyor, hani böyle süslü müslü. Hayır, revnaklı demek ışıltılı demekmiş. Işıltılı şehirler görünür dünyada. Görünür diyor. Kendisi görülür diyor. Ya denebilir ki, ne üstüne duruyorsun Hulki Efendi, bu kadar önemli mi? Çok önemli. Akademik tezgahtan geçenler bunun ne kadar önemli olduğunu, kesinlikle geçemeyeceğini bilir. İkinci satırda, lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Şimdi büyülü güzellikleri sensin yaratan ayrı. Lakin gizemli güzellikleri yaratan sensin farklı bir şey. Evet. Şimdi izleyiciler bizim Twitter adresinden de gönderiyorlar. Başka şiirlerini kendi sesinden dinleyip aradaki farkı, enteresan. Bu buradan bir yere de geleceğiz aslında Atatürk'le ilgili. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz dedi mi demedi mi? Komünizm her nerede görülürse ezilmelidir dedi mi demedi mi? İstikbal göklerdedir dedi mi demedi mi? Ne kadar önemli bu? Efendim dese ne olur, demese ne olur? Öyle değil. O zaman hayat, yaşasan ne olur, yaşamasan ne olur, gelir. Olmaz. Az sonra siz bana sorarsanız, siz de tabii söyleyin ama, Atatürk beni Türk hekimlerine emanet edin demiş mi? Aslında yarın akşam Ankara'daki programda da bunları vurgulamak istiyordum ama burada da daha değerli toplu biraz daha söyleyebiliriz. Atatürk'e koyulan hastalık teşhisi yanlış mıydı? Öldü mü, öldürüldü mü? Elimde çok güzel bir eser var. Adını söylemeyeceğim. Zaten arkadan bomboş olduğu için şöyle göstereyim. Çok önemli bir çalışma. Yıllar evvel yapılmış bir tıp alanındaki doktora tezi. Söylemekten de kıskanıyorum. Sadece ben okuyayım bu kitabı istiyorum. Kimse görmesin. Bu bilgilere ben sahip olayım. Bilgi kıskançlığı. Keşke herkes de olsa. Herkes bilgiye ben sahip olayım dese ama nerede? Az sonra konuşacağız. İşte matbaalar, gazetecilik, yayıncılık çok gelişmiş ama okuma oranı nerelerde kalmış? Gazete tirajları ne? Hani Atatürk açmış yol ama onları konuşacağız. Bu kitap müthiş bir kitap. Bunun içinde Atatürk'ün bütün hastalıkları var doğumundan itibaren. Doktorlarının açıklamaları var. Hepsi belgeli. İnanılmaz kaynakçalarla dolu. Öyle kaynakçasız, sallama yazılan, eften püften Atatürkçü kitaplarından değil bu.
Zaten öyle olsa doktora tezi olarak geçmezdi. Müthiş. O soruların cevabını vereceğim. Hani o sözü söyledi mi söylemedi mi? Yahya Kemal Bayat'tan oraya geldi. Atatürk'le ilgili konuşacağımız çok şey var ama ben doğrudan kadın haklarına geçelim istiyorum. Şimdi Türk devrimleriyle işte Atatürk'ün kadınlara verdiği haklar, laiklik, demokrasi, sanat alanında. Ama önce kadın haklarını konuşalım. Melike, senden rica edeyim, başlayalım. Şimdi sizin demin dediğiniz gibi ben de Atatürk'ü anlama derken ezberleme değil, anlamayı çok önemsiyorum. Bir yazar olarak da onda en çok değer verdiğim, önemsediğim özelliklerden biri çok kitap okuması. Ömrü boyunca 3.997, 4.000 diyelim. Kitap okuyan bir kişiden söz ediyoruz. Bir de bugünden bakmamak lazım. O günün şartlarıyla kitaba, bilgiye ulaşımın ne kadar zor olduğu, savaş şartlarıyla düşünmek lazım. Ki bu kitapların da büyük çoğunluğunu kendi dilinden okuyor. Almanca ise Almanca'dan, Fransızca ise Fransızca'dan okuyor. Şimdi o kadar dikkatli okumuş ki önemli bulduğu yerlere ö, dikkat edilmesi gereken yerlere D diye kendince şifreler koymuş, dikkat ederek okumuş. Sık sık da söylediği bir söz var, Afet İnan manevi kızı söylüyor bunu. Bir saatlik okumayla unutulamayacak hiçbir dert yoktur diyor Atatürk. Bir saatlik okumayla unutulmayacak hiçbir dert yoktur diyor Atatürk. Zaten Atatürk'ün yolundan gidiyorum da ben şahsen. Demek ki kendime bu akademik çalışmaları verirken de onun yolundan bir başka şekilde gitmişim. Ben bu Türkiye'nin kaosunda, kargaşasında ruh sağlığımızı da korumak için eğitim, bilim, onunla uğraşıyorum. Rahatlıyorum diyordum. Atatürk'ün bu sözü bak ne güzel oturuyor. Bir saatlik okumayla unutulmayacak hiçbir dert yoktur sözünü şiar edinmiş, sık sık da söylermiş. Sadece okumakla da kalmamış, yazmış, kayıt tutmuş, günlük tutmuş. Bu günlüklerden beni en çok etkileyeni 1916'da Karlsbad'da tuttuğu günlükler. Karlsbad bir kaplıca şehri. Atatürk Vahidettin'le Kaiser'e yaptığı, Almanya'ya yaptığı ziyaretten sonra böbreklerinden bir rahatsızlık geçiriyor. Önce Türkiye'de tedavi görüyor bir ay kadar ama yataktan çıkamıyor. Ağrısı çok büyük. Tavsiye ediyorlar Karlsbad'a, kaplıcalara gidiyor. Orada bir otel odasında, o otel odasıyla da ilgili bir anekdot var, onu da hemen belirtmek isterim. Otel odasını beğenmiyor, Osmanlı paşasına layık görmüyor, dekorunu beğenmiyor. Ama hani Atatürk'te de şöyle bir özellik var, beğenmediğine katlanmıyor, beğenmediğini değiştirmek için uğraşıyor. O ağrısına rağmen çarşıya çıkıyor, çiçekler ve 4 vazo alıp otel odasını süslüyor, estetik zevkine uygun hale getiriyor. O otel odasında işte hastayken tuttuğu günlükler var. O günlükler daha sonra kızı Afet İnan'ın toparlamasıyla kitap haline getiriyor. Orada diyor ki en fazla yer verdiği konu kadın erkek ilişkileri ve evliliğe dair görüşleri. Diyor ki, şimdi çok güzel. Bir erkek işinden doğru evine gelip kapanmak suretiyle yarın için icap eden zevk ve kuvveti mesai iktisap edebilir mi? Biraz hava, biraz musiki, biraz tiyatro, hülasa bir hayat arzu etmez mi? Bu icabat-ı tabiye ve medeniyeyi tatbik ederken yanında karısı bulunmazsa bu noksanı telafi etmek lazım gelmeyecek mi? Çünkü bir erkek için kadın huzurundan, kadın sözünden, kadın refakatinden mahrum bulunmak bir noksandır diyor. Bu kadın meselesinde cesur olalım, vesveseyi bırakalım, açılsınlar, onların dimağlarını ciddi ilim ve fünunla tezin edelim sözleri var. Bunu 1916'da söylüyor. Bir diğer beni etkileyen şey de, şimdi madem yazmaktan, okumaktan gittik, Atatürk'ün en sevdiği eser, başucu eseri Çalıkuşu. Reşat Nuri Güntekin'in eserini döne döne okuyor ama ilk kez okuması büyük taarruz sırasında, öncesinde pardon, 1921'de Çalıkuşu önce Vatan Gazetesi'nde tefrika halinde yayınlanıyor. 1922'de kitap haline getiriliyor. İşte Atatürk, Mustafa Kemal savaştan önce onu okurken çok etkileniyor. Yine böyle altını çize çize okuyor. Sabahleyin etrafındakilere diyor ki
Diyor ki çok güzel bir kitap okudum. Bitirince İsmet'e de vereceğim. O da okusun istiyorum. Siz de okuyun bu kitabı diyor. Şimdi Çalıkuşu'nda ne var? Aşktan umduğunu bulamamış genç bir kadının öğretmen olup Anadolu'ya gitmesi ve cehaletle, bozuk düzenle mücadele etmesi. Aslında bir kadının kendi başına ayakta durma çabası var, değil mi? Yoksa hani evlense görece daha ferah, sıkıntısız, maddi olarak zorlanmadığı bir hayat olacak. Ama Anadolu'ya, bir de o zaman yer yer işgal altında olan Anadolu'ya öğretmenlik yapmaya giden bir Feride'yi anlatıyor Çalıkuşu. Şimdi kitapta pasajlar var. Diyor ki Feride, Atatürk'ün etkilendiği kitapta, o zaman nezarete gidecek, işte eğitim işlerine bakan nezarete gidiyor. Bakan. Fakat oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, bugün git yarın gel, bir türlü ataması yapılmıyor. Sonunda bir öğretmen kadın. Bir şey değişmemiş galiba. Bugün diyor de... diyor ki meslekte müddediysiniz herhalde, nezarette tanıdığınız kimse yok mu diyor. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Hani o dönemlerde de bir meslek sahibi olmak için illa bir tanıdık gerekiyormuş. Atama bekleyen öğretmenlere de buradan gerçekten kalpten selamlarımı yolluyorum. 100 yıl önce de durum aynıymış belli ki. Sonra şimdi ben ilham aldığı şeyler olduğunu da düşünüyorum Atatürk'ün bu kitaptan. Çünkü hani büyük taarruzu kazandıktan sonra, demin dedim ya, esas taarruzu da bu sefer cehalete uygun kültürü yaratmaya başlattı diye, ilk yaptığı şey tevhid-i tevhisat, değil mi sonrasında? Yani eğitim birliği. Eğitim birliği. Şimdi kadın meselesinden gidince bence Atatürk'ün yaptığı, hani daha 1916'da sonra Feride'yi okuyarak büyük taarruz sırasında kadın hakları ile ilgili yapmak istediklerini kafaya koyması, notlar alması, günlüğüne yazması aslında bizi fabrika ayarlarımıza döndürmek istemiş. Hani hep diyoruz ya, kadınlara seçme ve seçilme hakkı bize İsviçre'den 36 yıl önce verildi diye. Hani Avrupa'dan bilmem kaç yıl, şu ülkeden şu kadar, şu ülkeden İsviçre'den 36 yıl. Aslında bizim fabrika ayarlarımıza dönmemizi sağlamaya çalışmış, sağlamış. Fıtratımızda mı varmış? Ama Türk töresinde Osmanlı öncesinde kadın erkek eşit. Hakan'la Hatun'un sözü bir. Bütün duyurularda Hakan'la Hatun buyuruyor ki diye yazılır, değil mi? Yani kadın harp meclisine bile girer. Kadın sol tarafında oturur Kağan'ın. İmza yetkisi vardır, harp meclisine girer, karar vericidir, savaşçıdır. Tomris var, yani koskoca Pers hükümdarını deviren bir Tomris hatun var. Yani biz fabrika ayarlarımıza dönmüşüz sayesinde, sağ olsun var olsun. Bundan sonrası bize kaldı ama. Bundan sonra var olmayı siz bize başaracaksınız. Bize kaldı. Yani şimdi mesela izlediniz mi bilmiyorum, son yayınlanan bir klip var. Sosyal medyada dönüyor. İşte bir kampanya başlatıldı. Karının yüzüne bak. Telefona değil, karının yüzüne bak kampanyası. Denk geldiniz mi ona? İzlemedim de gördüm. Ha, gördünüz. Baktım. İşte adam evden, işten eve geliyor. Oturuyor. Karısı çay getiriyor. Karısı kek getiriyor. Belli ki ortada hani çocuk olmadığına göre, küçük çocuk olmadığına göre annelik durumu yok. O halde niye evde? Niye kek getiriyor? Niye çay getiriyor? Adam da evde ama. Adam işten yeni gelmiş. İşten gelmiş. Peki. Yani demek istediğim şu. Kadın da belki işten gelmiştir. Ben izlemediğim için, sen izlediğin için söylüyorum. Hayır, kadın işten gelmemiş. Kadın kek yapmış zaten. Demek istediğim şu, yani orada da hocam, verilen biraz karıştıralım mesaj... ortalığı. Niye sakıncası var şimdi bunun? Şimdi öyle ya, yanlış bir yerden mesaj verilmiş ki. Ne demek şimdi? Evdeysen o zaman yüzüne bakılmaz mı demek bu? Nereye ne getiriyoruz? İşte. O yüzden yani biz toplumun içinde olmalıyız ki, üretimin içinde olmalıyız ki, yüzümüze bakılsın değil. Kimin yüzüne bakacağımızı biz seçelim. Manevi olarak. Kimin yüzüne bakacağımızı da biz seçelim.
Yani o hani Feride'yi sevmesi, Çalı Kuşu'nu okuması, onda kafasındaki Cumhuriyet kadınını görmesi boşa değil. Kurtuluş Savaşı'ndan önce yani 1916'da zaten, değil mi? İşgalden bile 3 yıl önce. Karsbad'da yazdıkları da boşa değil. Bize bu haklar tanındı ama aslında biz fabrika ayarlarımıza döndük. E şimdi ayarlarımız bozulmasın, biz o ayarda devam edelim. Tam burada söze girmek istiyorum. Daha Cumhuriyet bile ilan edilmeden 31 Ocak 1923 senesinde ben de bunu yeni öğrendim ve gurur duydum. İzmir'de halkın önüne çıkmış Atatürk ve bakmış ki toplanan halkın büyük bir çoğunluğu kadın. İlk kez İzmir'de o meydanda kadın haklarından bahsetmiş. Nereden? Evet, nereye geldik? Ve yine 1928 yılında bir gazetede kadını alçaltan, kadını küçük düşüren bir karikatür yayınlanmış. Savcılık dava açmış fakat beraati istenmiş. Atatürk mahkemeye vermiş ve üzerinde direterek tabii ki yargı bağımsız. Çok söz söylenir ama gazetenin sahibine 3 ay hapis cezası verilmiş. Biz oradan buraya geldik. Şu an televizyonlarda onları izleyecek duruma geldik. Ve yine sanatla bağdaştırmak istiyorum. Müzikle değil, bu kez tiyatroyla. Atatürk'ün tiyatroya verdiği öneme bir örnek olarak da sunacağım bunu. Kimi tiyatroların, kimi oyunların metinlerini dikkatle okuyup düzeltme önerilerinde bile bulunmuş olduğunu söyleyebiliriz. Münir Hayri Egeli'nin Taş Bebek oyununda adam kadını bir süs gibi hep uzaktan sevmeli. Sözlerinin üzerini çizmiş ve yanına şunları yazmış. Biz kadınlar için böyle düşünemeyiz. Kadın varlığı ulusun binbir noktadan temelidir. Artık kadını süs tanımak fikrini tazelemek doğru değil, değiştirilmeli. Ve bunun üzerine değiştirilmiş. Şimdi tabii aslında başka bir noktadayız bugün. Kadına şiddetten söz ediyoruz ya, hani kadını süs olarak tanımanın da daha gerisine gidilmiş. Kadına ve çocuğa şiddet, değil mi? Evet. Terör. Sizler tamamladıysanız Barış tabii Hocam'dan. Şimdi aslında biz bunları okul kitaplarında, eğitim kitaplarında zaten cinsiyetçi söylemin ne kadar tavan yaptığından da görüyoruz. Yani Atatürk döneminde ve izleyen süreçte, yani erken Cumhuriyet dönemi diyelim daha teknik bir ifadeyle, kadın öğretmen, kadın doktor, kadın avukat, kadın yargıç, kadın sanatçı toplumun her alanında eşit olarak var. Ama sonra kadın bakıyorsunuz ev hanımı, çocukları eğitmekle yükümlü. Başka da bir zaten görevi yok. Şimdi bu aslında sadece milli eğitim müfredatındaki değil, toplumdaki egemen ana akım siyasetteki zihniyeti de ortaya koyuyor. Hı hı. Şimdi bakınız, az evvel değerli meslektaşım Melike Ülgün, Mustafa Kemal Paşa'nın başka başka vasıflarından söz etti. Mesela ben hep kafamda Atatürk'ü bir devrimci, bir devlet adamı, bir asker ama bütün bunların öncesinde bu hazırlığı çok büyük bir yetkinlikle yapmış bir entelektüel olarak görürüm. Kabaca 4000 kitap okumuş. Yani internetin olmadığı, PDF'nin olmadığı, sanal alemin olmadığı, matbaanın olmadığı neredeyse. Neredeyse hani Osmanlı'ya çok geç gelmesini kastederek, çok gecikmeyle geldiği, haşla bir bilgisayarların olmadığı bir ortamda cepheden cepheye koşan, Trablusgarp'e giden, Birinci Cihan Harbi'nde, Çanakkale'de tarih sahnesine çıkan, devamında Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı örgütleyen bir lider sandıkla cepheye ne yapıyor? Kitap tutuyor. Şöyle bir kıyaslama yapalım. Bu rakam ne anlama geliyor? Hani büyüklükleri yaparken kaç futbol sahası diye yaparlar ya. Bir akademisyenin bugün günümüzde okuduğu kademesine göre kitap ne kadardır ortalama? Ben çok karamsarım o konuda. Hani kendim de... Ben de öyleyim de ama sizden bir rakam... Kendim de 2011 yılında doçent olmuş, artık kıdemli bir doçent olarak ben bugün rahatlıkla sadece Türk üniversitelerinde değil, dünya üniversitelerinde de doçent, profesör, dekan, rektör düzeyinde... İşi okumak olan... İşi okumak olan insanlar arasında Mustafa Kemal kadar kitabı seven, okuyan ve ciddi olarak okuyan akademisyen sayısının iki elin parmaklarını geçemeyeceğinden adım kadar eminim. Bakınız, sadece Türkçe değil, Fransızca ve Almanca okuyor. Yanına istediğinde yeminle istifamlar, yani soru işaretleri
koyarak, yorumlar yaparak, itirazlar koyarak okuyor ve bu o günün koşullarında bulunabilen ve bilinebilen 4000 kitap. Anıtkabir Derneği bunu bastı. 24 ciltte toplanmıştır bunlar. Her bir cilt 500 sayfa. Demek ki toplam 12.000 sayfa Atatürk'ün okuduğu kitaplar var. İşaretli. İşaretli. 24 cilt Anıtkabir Derneği. Çok da mütevazi bütçesi var bunun. Benim kütüphanemde başucumdaki rafta duruyor. Mustafa Kemal Paşa'nın orada zaten görüyorsunuz Cumhuriyet'e ne kadar yetkinlikle hazırlandığını. Bakınız, Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün Karşıvak hatıralarından bahsetti az evvel sevgili Melike Ülgün. Yurttaşlık bilgisi kitabı yazmış. Bir. Askerlikle alakalı çok sayıda terim icat etmiş. İki. Matematik ve geometriyle alakalı çok sayıda ürettiği, türettiği kavram var. Üç. Bu çok ciddi bir entelektüel hazırlığın göstergesi. Üretmek akademide ne kadar önemli, bir de onu vurgula hocam. Yani hani bir tez yazarken o onu dedi, bu bunu dedi, hani, ama sen ne katıyorsun, hani, yani üretiyorsun. Orada, hani tez, antitez, sentez. Akademisyen gibi hani, çalışıyor. Hani yani o anlamda hani akıl, metot ve sentez Mustafa Kemal Atatürk kafasında son derece net. Hem metodolojisi var, yani yöntemi var, hem de çok üretken o anlamda. Bakınız, hep öğretmenliği çok fazla önemsiyor. Hatta soruyorlar ilerleyen yıllarda, paşam diyorlar, eğer meclis reisi olmasaydınız, cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz diye, Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim. Kurucu kadro arasında, sofrasında sivil veya asker, en parlak isimlere dikkat ederseniz hep Milli Eğitim Bakanlığı yaptırıyor. Yani Mustafa Necati'den tutunuz Vasıf Çınar'a kadar. Şimdi bu çok önemli ve öğretmenleri o kadar önemsiyor ki daha milli mücadele devam ederken Muallimler Kongresi toplanıyor. Ve orada ettiği şu söz beni hep çok etkilemiştir. Diyor ki, yalnız ve ancak siz öğretmenler, ölen ve öldüren birinci orduya niçin ölüp neden öldürdüğünü öğreten ikinci bir ordunun neferlerisiniz. Yani bu eğitime ne kadar büyük önem verdiğinin göstergelerinden biri. Ve bu elbette aynı zamanda hani bir aydınlanma devrimcisinin, bir devlet kurucusunun, bir devrimcinin diyalektiğiyle ne kadar kavradığının kanıtı. Evet, eğitim son kertede aynen sanat gibi, aynen kültür gibi, aynen moda gibi bir üst yapı kurumudur. Altyapı ekonomidir. Ama eğitim ötekilerden farklı olarak altyapıyı en çok etkileyen, altyapıyı en çok biçimlendiren, altyapıyı en çok şekillendiren üst yapı kurumudur. Şunu da hemen bu arada belirtelim, parantez açıp hocam. Bugün çok sık kullandığımız ve herkesin neredeyse ezberlediği, hayatta en hakiki mürşit, yol gösterici, ilimdir, fendir sözünü de Samsun'da galiba 1924 yılında öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada söylüyor. Yani öğretmenlere o kadar önem veriyor ki bugün artık bizde bir slogan haline gelen hayatta en hakiki mürşit. Bir de mürşidi söylerken hani tarikatlara, merdiven altı organizasyonlara karşı bir mürşit aramayın orada derken, mürşidi de, yol göstericiyi de ilimdir, fendir diyor. Hurafelerde aramayın diyor. Ve bunu öğretmenlere söylüyor. İlerleyen yıllarda ne diyecektir? Kendisine bir miras bırakıp bırakmadığı sorusu üzerine diyor ki, benim mirasım akıl ve bilimdir. Aklı ve bilimi rehber edinenler benim manevi mirasçılarım olurlar. Evet. Müthiş bir durum, müthiş bir beyin, söz vereceğim. Ama bu koşulları bir kez daha vurgulayalım. Belinde silah olan, ülkeyi kurtarmaya çalışan, hayatı cephede ve bölge bölge, işte Suriye'de, öteki cephede dolaşmakla geçmek zorunda olan bir insan. Yani üniversitede odasına oturmuş, üniversite kütüphanesinde veya diğer yayınları alıp önüne sakin sakin okuyup, bilgisayarda yazan birisi değil, bilgisayar yok o sırada. Daktilo da yok o sırada. Böyle bir insanın 4000 kitap okuması bugünün herhalde 50.000 kitabına bile tabii eşit olabilir. Tabii. Bir de kayıtlı böyle. 4000. Tabii o bilinen ve bulunan 4000 bu. Tabii. Öğrenciyken tabii okuduklarını bilemiyoruz. Şimdi bugünün şartlarıyla değil, o günün şartlarıyla değerlendirelim dediniz ya. Şimdi bu kadın mevzuunda da, kadın hakları konusunda da ortalık dikensiz gül bahçesi değil. Yani savaş bitti, kadın haklarının tanınması
konusunda çalışmaları var ama buna karşı çıkanlar da var. Yani bu çalışmalar yürütüldüğünde mecliste konuşulanlara bir göz atalım isterseniz. Ona göz atmadan hemen bir izleyicimizin gene Barış Hocam'a bir iletisi var Twitter'da. Ülkede isminin yanında prof yazan kimilerini görünce Sayın Dostler'in doçentliği gözümüzde ordinarius profesör gibi geliyor. Sağ olsun. Gurur verdi bana. Çok duygulandırdı. Ya, hakikaten öyle görüyoruz saygıyla ama. Saygıyla selamlıyorum. Sağ yani olun, o bürokratik makamla ayrı bir şey. Burada önemli olan bilim, öz önemli. Biz de katılıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Melike kestim. Estağfurullah. Orada çok güzel bir noktayla kestiniz. Çok da katılıyorum izleyicimize. Zaman elbet gösterecektir diyeyim. Şimdi mecliste tartışılanları söyleyeyim. O dönemde Erzurum mebusu Hoca Salih Efendi dört kadınla evlenmenin yasalaştırılmasını istiyor. Bursa mebusu operatör adı neydi? Emin Bey. Frenginin engellenmesi için kadınlara evlenmeden önce muayene edilmesi gerektiğini söylüyor. Sanki sadece kadınlardan olabilecek bir rahatsızlıkmış gibi. Hatta bunun üzerine hocalar onu dövüyorlar mecliste. Büyük kavga çıkıyor. Tunalı Hilmi Bey nüfus sayımında kadınlar da sayılsın dedi diye mecliste şeriata hürmet edelim naraları atılıyor. Yani hani böyle şimdi kadına hak ama böyle bir ortamda kadınların haklarının verilmesi için mücadele eden bir Atatürk var karşımızda. Çünkü o ta Karsbat'tan beri kararlı bunu değiştirmeye. Aslında burada başka bir şey de görüyoruz değil mi? Ne? Yalnız adam. Yalnız adam. Bu konuda çok tek yalnız başına. Değil. Yani Şevket Süreyya Aydemir boşta demiyor. Tek adam diye. Tek adam. Hatta bu konuda sonra topluma alıştırmak için işte bir takım kadın dernekleri kuruluyor. Kendi kız kardeşi Makbule Hanım'ı da kendi üye olmasını istiyor o derneğe. Türk Kadınlar Birliği'ne bu yolda çalışmasını istiyor. Ama son tetikleyen olay da şu oluyor. Manevi kızı Afet İnan o dönemde Ankara'da kız erkek ortak eğitim veren bir ortaokulda yurttaşlık bilgisi öğretmeni. Okulda seçimler yapılıyor. Belediye seçimlerinin benzeri bir seçim yapılıyor. Kız aday kazanıyor. Kız aday kazanınca erkek öğrenci diyor ki hayır onun kanuni hakkı yoktur. O burada da geçerli değil. Ben kabul etmiyorum diyor. Afet İnan bunu eve gidip anlatınca Mustafa Kemal Atatürk'e çalışmalar hızlanıyor. Çünkü bu toplumda en küçük birey, düşünün kız erkek o dönemde aynı okuyan bir ortaokulda bir erkek çocuk bunu kendisine savunma yapabiliyorsa sen köydeki okumayan vatandaşa bunu nasıl anlatacaksın diye hemen çalışmalar hızlanıyor. Hatta işte geceliğin bir gece İsmet İnönü ile beraber bu konuyu tartışıyorlar, kanun teklifi haline getiriyorlar. Sabah 5'te Afet İnan'ı uyandırıyor. Kalk İsmet İnönü'nün elini öp. Yarın kanun teklifini verecek diye. Afet İnan'dan söz edince oradan şu çıkarımı da bulguyu da söyleyelim. Profesör Afet İnan Türkiye'nin ilk sosyologlarından birisi. Evet. Şimdi bunun anlamı büyük. Mesela biyolog olabilirdi ayrı bir şey. Her ama bilime sosyolog. Saygımız var. Yani bir toplum bilimci. Bugün bizim sosyolojide, toplum bilimde, dünya çapında sosyologlarımız yok. Yok. Değil mi? Hani Ziya Gökalp geliyor akla. Hı hı. Peki bugün çağdaş bir sosyolojide klasik sosyologları biliyoruz dünyada. Hı hı. Çağdaş sosyologları, günümüzün sosyologlarını biliyoruz. Mesela kendi içimizde, ben de bir sosyolog olarak biliyorum Türkiye'dekileri. Hı hı. Ama dünya çapında onlarla yarış yapabilecek bizim sosyologumuz deyince aklınıza kim geliyor? Atatürk o sırada Afet İnan'ı bak ne kadar ilgileniyor, teşvik ediyor ve manevi kızı gibi değil mi? Toplum bilimci, yeni bir toplum inşa ederken yanındaki kadın ve bilim kadını, bilim insanı o sosyolog. Bu bile ayrı bir mesaj. Şimdi ben de söyleyecekleriniz yoksa şu önümdeki notlardan özetle kadınlara getirdiği hakları ve devrimlerinin başlarını okumak istiyorum. Kadınların peçe ve çarşaftan kurtularak aile ve iş yaşamında kadın erkek birlikte yer almaları, erkeklerle eşit siyasi haklara sahip olmalarını sağladı yeni medeni kanun ile. Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat az önce sen söylemiştin.
yasasıyla eğitimde kadın ve erkeklere karma eğitim ve fırsat eşitliği getirildi. Şimdi fırsat eşitliği kavramı sıradan bir laf değil, o çok önemli. Ki devrim yasalarımızdan biridir. Evet. Medeni kanun ile Türk kadınına şu haklar getiriliyor. Yani illa böyle yapın değil ama bu hakkın yok, sen de bir özgür bireysin, hakların şu. Çok eşlilik yasaklandı, kadına boşanma hakkı verildi ki eskiden kadın asla boşanamazdı. Kadın miras konusunda erkekle eşit konuma getirildi. Evlilik yaşı sınırlandırıldı. Çok önemli değil mi? Bugün çocuk gelinler görüyoruz. Evet. Kadın mahkemede erkekle eşit hakka sahip oldu, değil mi? Dört kadının tanıklığı bir erkeğe eşit olmaktan çıktı. Ve evliliklerde kadınların hakları erkeklerle birlikte korunabilecek hale getirildi bu yasayla. 3 Nisan 1930 tarihinde Türk kadınına ilk kez belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı getiriyor. 26 Ekim 1933'te 3 yıl sonra köy ihtiyar heyetlerine muhtarlığa kadar iniyor seçme ve seçilmesi. 1934'te ise bir sene sonra teşkilat-ı esasiye yani anayasa ile milletvekili olma, seçme, seçilme hakkını getiriyor. Avrupalı kadınlardan çok daha önce bunları almış oldu. Fransa'dan evvel, Japonya'dan evveldir bizim kadınlarımızın bu anlamda kazanmış olduğu haklar. Bu evlilik konusundaki kadın hakları üzerinde biraz durmanızı ben isterim sizden. Yani Osmanlı dönemindeki kadının evlilikteki konumu neydi? Kadın hakkı deyince erkeğe karşı aslında en çok hakka sahip olduğu, önem taşıyan yer bence burası. Yani çok eşlilikten tek eşliliğe geçiş, hı hı. Ve okuduklarım, saydıklarım istersen şöyle de hani bakıp da söylemek istersen. Şimdi ben şeye ek yapmak isterim son o seçimlere. Hani böyle cumhuriyet elitleri falan deniliyor ya, o ilk seçimlerde kadınların seçme ve seçilme hakkından sonraki ilk seçimlerde de 18 kadın milletvekili meclise giriyor. Bunlardan biri, ben senin kadın hakkını alabilir miyim şu an deliğinden? Çiftçi. Şu anda alabilir miyim? Tabii. Reklama 3 dakika varmış. 3 dakikaya müzikle tabii. Gitsek de tabii ki. Senin haklarını reklamdan sonra kullansan. Feda olsun. Bir başka kadına devrediyorsun sonuçta. Tabii. Evet, sıradaki eserimiz bir türkü. Hüseyin'i makamında bir türkü ve Safiye Aylin'in birebir bir belgeselinden duyduğum üzere Atatürk'ü ağlatan bir türkü. Havada bulut yok, bu ne dumandır diyeceğiz. Gün
acep nedendir? Biz biraz daha uzun devam edeceksin diye seninle çıkış yapacaktık ama ben çıkıyorum şimdi reklama. Az sonra buradayız.